Gelişimini tamamlamış bir sinir hücresinde yapılarından hangileri bulunmak zorundadır demiş. Bakın mitokondri enerji üretimi için, çekirdek metabolizmayı kontrol etmek için zorunludur. Miyelin kılıfsız nöronlar da var arkadaşlar, özellikle iç organlara giden nöronların birçoğu. Sentrozom olgunlaşmasını tamamlamış nöronda bulunmaz. Sentrozom ipliklerin düzenlenmesini sağlıyordu hatırlarsanız. Ee, olgunlaşmış bir nöron bölünmediği için buna gerek yok. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak. Bir refleks yayını düşünerek bu soruyu çözebiliriz. Hangisi arasında sinaps oluşmaz demiş. Bakın bir refleks yayında ne vardı? Bir e, reseptör vardı. Bu reseptörler duyu nöronlarıyla haberleşiyor. Sonra ara nöronlar merkez sinir sisteminde bunu değerlendirip motor nöronlarla da iletişim kuruluyordu. Şimdi bakalım 1 ve 2. Duyu nöronu ve ara nöron arasında ilişki olabilir mi? Olabilir. Bakın duyu ara. 1 ve 3'e bakalım. Duyu nöronu ile reseptör arasında. Evet bakın reseptör ile duyu nöronu. 2 ve 5'e bakıyoruz şimdi. Ara nöronla motor nöron. O da tam olarak şurasıydı değil mi? Devam edelim. 3 ve 5'e bakalım. Reseptör ile motor nöron arasında. Hayır reseptör duyu nöronu ile bağlantı kurar. 4 ve 5 bakıyoruz. Efektör organ yani efekt yapacak organla motor nöron arasında bağlantı kurulabilir. Evet cevabımız D seçeneği. Sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki kavram ve açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Bakın reseptör canlıların iç ve dış çevreden gelen uyarıları algılamasını sağlayan özelleşmiş hücrelerdir. İmpuls iç ve dış çevredeki uyaranların nöronda yarattığı elektriksel ve kimyasal değişimlerdir. Spot bilgiler doğrulara bir yorum yapmıyorum arkadaşlar. Nöroglia sinir hücresinin desteklik, beslenme, iyon dengesini ayarlama gibi olaylarına yardımcı olurlar. Nörogliaları hatırlayalım mı? Mesela astrositler, mikrogliyalar, doğru mu? Ependim hücreleri. Bunların her birinin bir görevi vardı. Oligodendrositler gibi gibi gibi. İç ve dış çevreden gelen uyarılara cevap oluşturarak tepki vermeyi sağlayan hücreler efektör demiş. Arkadaşlar bir kere uyarılara cevap oluşturma işi, yorumlama işi efektör organın değil. Efektör organ sadece uygular. Kendisine gelen emri uygular. Ve genelde efektör hücre ifadesi değil organ ifadesini kullanırız ama taktığım yer orası değil. Cevabı oluşturan arkadaşlar aslında ara nöronlardır ve ara nöronlar motor nöronlarla efektör organa tepki gönderir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Eşik değer bir nöronda impuls oluşumu için gerekli olan minimum uyarı şiddetidir. Bunun altındaki uyarılara sinir hücresi hiçbir şekilde cevap vermez. Cevabımız D seçeneği. MS hastalığı beyin ve omurilikteki nöronların miyelin kılıflarındaki proteinlerin vücut tarafından yabancı olarak algılanıp bağışıklık sistemi tarafından miyelin kılıfın yok edilmesinin neden olduğu bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bu hastalığa yakalanan kişilerde istemli yapılan hareketlerde yavaşlama gözlenebilir mi? Evet gözlenebilir. Çünkü beynimizde istemli davranışlardan sorumlu kısım vardır. Somatik sinirlerde uyarı iletiminde aksama diyor. Bakın somatik sinirler dediğimiz yine istemli davranışlarımızın olduğu yerdir. O yüzden burada da aksama meydana gelebilir. Duyusal bozuklukların ortaya çıkması dediğimiz zaten bizim beyin omurilikteki yapılarımız genel manada duyusal işlerin yapıldığı yerdir. O yüzden bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Bir insandaki tüm nöronlarda özelliklerinden hangileri aynı değildir demiş. Bakın impulsun şekli elektrokimyasaldır. Bu aynı kabul edilir. Impuls iletim hızı miyelin kılıf olup olmaması çapına bağlıdır. İmpulsu oluşturan eşik değer her nöron için farklıdır. Akson uzunluğu her nöron için farklıdır. Mesela en uzun nöronlarımızdan bir tanesi siyatik sinire aittir. Organel sayısı tabii ki farklıdır arkadaşlar. Sonuçta bunları böyle biz cetvelle oluşturmuyoruz değil mi? Ölçerek yapmıyoruz. İçindeki organel sayısı atıyorum. Birinde 100 tane ribozom vardır. Birinde 1000 tane. O zaman aynı olmayanları sormuş. 2, 3, 4 ve 5 olacak. Reseptörlerle alınan uyartıların iletilmesi ve değerlendirildikten sonra tepki oluşması süreci aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Şekildeki A, B, C efektör organlarının Y siniriliyle bağlantı olmasına rağmen sadece B organında tepkinin oluşması durumlarından hangileriyle açıklanabilir diyor. Nöronlarda impuls iletim hızının farklı olması diyor. Impuls iletim hızı aynıydı değil mi? O yüzden bir olmayacak. Bir olanları hemen eleyelim. Bütün nöronların ya hep ya hiç prensibine göre çalışmaması. Bunun burada bir onunla bir bağlantısı var mı? Yok. Bize ne diyor? Sadece bir nöronu etki ediyor. Yani bir efektör organı uyarıyor diyor. O yüzden bununla da alakalı değil. Uyartının sinapslarda seçici dirençle karşılaşması. Şimdi seçici direnç dediğimiz şey arkadaşlar uyarıyı sadece ilgili bölgeye ileten diğer hücrelere iletilmesini engelleyen bir yapı oluyor. O yüzden bizim tam aradığımız seçenek bu olduğu için cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Aşağıdaki tabloda bazı nöron çeşitleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tablodaki verilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? X, Y, Z nöronları varmış, miyenin kılıfları varmış, ram yer, sayıları eşitmiş, akson çapları birbirinden farklıymış. Şimdi şunu biliyor olmamız lazım. Akson çapı arttıkça iç direnç azalır. Bu yüzden iletim hızı artar. O zaman burada en hızlı iletilen Y, sonra Z, sonra ise X oldu. O zaman en hızlı uyarı iletimi Y nöronundadır Doğru. X nöronunda oluşan impuls sayısı en fazladır. Şimdi impuls sayısının en fazla olmasını buradan yorumlayamam. Ben burada iletim hızını yorumlayabilirim. O yüzden yanlış. Z nöronundaki uyarı şiddeti X nörondan fazladır. Bu da yanlış. Uyarı şiddeti ve impuls sayısını uyarabilmem için ne kadar uyarı verdiğimi görmemiz lazım. Hangileri doğrudur dediği için bu yüzden cevap Adana oldu. Nöronda uyartı iletimi sırasında olayların gerçekleşme sırasını sormuş bize. Bakın şöyle bir akson terminalini şöyle terminali büyütelim olur mu? Şöyle akson terminali olsun burası şu kısımda sinaptik aralık olsun. Ve şu başka bir nöronun dendriti olsun. Tamam mı? Peki hocam ne oluyordu? Akson ucundaki sinaptik yumrularda arkadaşlar özellikle kalsiyum iyonu artıyordu. Çünkü kalsiyum sinaptik veziküllerin yani o nörotransmitter maddeleri içinde bulunduran yapıların egzostozla dışarı atılmasını sağlıyor. Kalsiyumun böyle bir özelliği var. Peki kalsiyum arttırdık. Ne oldu? Sinaptik kesedeki nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna salındı. Harika. Şimdi nörotransmitterler sinaptik aralıkta. Ne yapacaktı bunlar hocam? Bunlar gidecek. Nörotransmitter maddeler ikinci nöronun reseptörlerine bağlanacak. Diyelim ki burada reseptörler var arkadaşlar. Gelecekler bu reseptörlere bağlanacaklar. Bakın sakın ha, diğer nöronun içine girmez. Buradaki reseptörlere bağlanır ve ikinci nöronun dendritinde bir depolarizasyon gerçekleşebilir. O yüzden cevabımız 1 3 2 4 yani B seçeneği. İki nöron arasındaki boşluk sinaps boşluğudur ve seçici dirençle karşılaşır uyarılar. Seçici direnç neye yardım eder? Yani bakın size ben neyi anlatmıştım arkadaşlar? Hidraları anlatmıştım. Hidralarda bir difuz sinir sistemi vardı bu şekilde. Tabii ki ismi önemli değil sadece mantığını anlatmaya çalışmıştım. Sinaps yoktu. Dolayısıyla siz hidranın şurasını uyardığınızda bütün vücudu tepki gösteriyordu. Bu da gereksiz yere ATP harcamak demek. Bir de bizim gibi bir e, gelişmiş canlıyı düşünün arkadaşlar. O zaman nöronlarda sinapsın olması yani şu kısmın olması arkadaşlar seçici direnç olması buradan buraya iletinin geçip geçmeyeceğine karar veren ilk yer aslında. O yüzden uyarının ilgili nöronda ilerlemesi, merkezi sinir sisteminde ilgili bölüme aktarılması ve gereksiz yerlere aktarmayarak enerji tasarrufu sağlanması seçici direncin sonuçlarındandır. Cevabımız E seçeneği. Eline kahve fincanı alan Alp fincan sıcak olduğu için hızlıca elinden bırakıyor. Bu süreçte olaylarının gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır tarzında bir sorumuz var. Peki hocam aslında bir refleks doğru mu? Refleks sayında ne yapıyorduk? Önce bir reseptörlerle o algılama işini oluşturuyorduk. O reseptör geliyordu. Reseptör uyarılıyordu. Reseptör uyarıldıktan sonra reseptörle bağlantılı olan duyun nöronu uyarılıyordu. Şöyle hatırlayalım tekrar. Mesela elimize işte sıcak bir cisim e, döküldü. Burada bir e, reseptör var. Reseptör duyun ile bağlantılı. Duyu nöronu işi omuriliğe getiriyor. Peki sonra omuriliğe taşındı diyelim. Taşınınca burada bir ara nöronda değerlendirme yapılıyor. Ara nörondaki değerlendirme sonucunda motor nöronlarla efektör organa yani tepki verecek organa cevap gönderiyordu. Bakın motor nöron uyarıldı ve cevabı götürdü. O zaman cevabımız 1 3 2 5 ve 4. Nerede? C seçeneği. Sonra da dikkat etmeniz gereken yer neresi biliyor musunuz? Bakın buradaki ifade sinir demeti demiş. Sinir demetinde birden fazla nöron bulunur ve bu nöronların arkadaşlar eşit değerleri farklı, özellikleri farklıdır. Tek bir nörondan bahsetmediği için uyarının şiddeti arttıkça impuls şiddeti artacaktır. Çünkü bir nöronun atıyorum etki değeri ya da eşit değeri x kadardır. Diğerinki 2x, diğerinki 3x. Dolayısıyla siz x kadar bir uyarı verdiğinizde sadece eşikleri x olanlar uyarılır ama 3x kadar uyarı verdiğinizde 3x, 2x, x uyarılır. Dolayısıyla bir şiddet artışını e, görürsünüz. Peki bu değişimlerle ilgili ne doğrudur demiş? Ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Arkadaşlar sinir düğümlerinde değil, tek bir sinirde, tek bir nöronda ya hep ya hiç kuralı vardır. O yüzden oradaki çizim neydi? Aksiyon potansiyeli sabit bir şekilde çizilirdi. Uyarı şiddeti eşit değer ve üzerine çıktığında impuls oluşmuş. Evet impulsun oluşma mantığı bu zaten. Eşit değerin altındaki uyarılara bakın nöronlar cevap vermiyorlar. Uyarı şiddetinin artmasıyla uyarılan nöron sayısı artıyor. Evet çok güzel. Az önce x ile uyardığınızda x'lik eşit değerler uyarıldı. Ama 3x ile uyardığınızda x, 2x ve 3x eşit değerli nöronlar uyarıldı. Bu sayede de tepki şiddetini ne yapmış oldunuz? Arttırmış oldunuz. Cevabımız ne olur? 2 ve 3. Bir insanda dışarıdan alınan bir uyarıya karşı tepki oluşturması sürecinde görev yapan yapılar. Uyarı gelmiş işte X'i uyarmış sonra Z sonra P nöronu uyarılmış T nöronu uyarılmış bu şekilde bir tepki oluşturulmuş. Peki doğru yanlışı ayırt edelim bakalım. Şimdi X uyarıyı algılayan reseptör olabilir. Evet uyarıyı ilk algılayan reseptörlerdir. Y bir kas veya salgı bezi olabilir. Tepki oluşturan bir kas da olabilir. Mesela o anda kaçıyorsunuzdur ya da salgı yapacaksınızdır. O zaman T sanki bir motor nöron olabilir değil mi? R kısmında impuls iletim hızı Z nöronunkine göre daha yavaştır demiş. Şimdi R kısmı nedir arkadaşlar? Sinaps'tır. Sinaptik bölgelerde e, genellikle kimyasal iletişim olduğu için e, nörona göre yani nöronun aksonuna göre daha yavaştır. Evet. Z duyun nöronu, P ara nöron, T motor nörondur. Olabilir reseptörle bağlantılı olan duyun nöronu, duyuyla motor nöron arasına ara nöronu koyabilirsiniz. Yanlışlık yok. B şıkkına bakalım. Z ve T nöronunda impuls iletimi akson ucundan dendrite doğrudur. Arkadaşlar şimdi bir bakalım lütfen. Dendritlerle alırsınız. Aksonla iletirsiniz. Yani dendritten aksona doğrudur. Aksondan dendrite doğru değil. O yüzden cevabımız B seçeneği.